9 Eylül'de başlayan ve 16 Eylül gününe kadar devam edecek olan 2. Uluslararası Bodrum Karnavalı'nın 5. gününde 2 etkinlik verdi. Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla BKST tarafından düzenlenen karnavalda, önceki akşam saatlerinde önce belediye meydanında Asiye Özkeskin'in otantik eserlerinden oluşan defile ile başlayan etkinlikler, daha sonra Bodrum Kalesi Kuzey Endeği'nde düzenlenen Kardeş Türküler Konseri ile devam etti. Saat 23'e yaklaşırken belediye meydanında Tepecik Senfoni Orkestrası ile birlikte yer yerinden oynadı. Karnavalın 5. gün etkinliklerinin ilki olan Asiye Özkeskin'in eserlerinin sergilendiği defilede Bodrum'a özgün tasarımlarla hazırlanan 45 kıyafet sergilendi. El dokuması, ipek eski dokuma, sim sırma tel kırma, kaneviçe, iğne oyaları, el nakışı motiflerinin işlendiği kıyafetler, Merve İldeniz, ülkemizi Miss Globe of the World yarışmasında temsil edecek olan manken Yağmur Ayaz'la birlikte Elif Olgaç, Belgin Güven, Başak Özkeskin, Dilara Topanoğlu, Deniz Altunkaya, Cemre Bahtiyar, Deniz Olgaç isimli mankenler sergiledi. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan defilenin sonunda Yağmur Ayaz gelinlikte sahneye çıktı. Defileden sonra Bodrum Kalesi Kuzey Endeği'nde düzenlenen Kardeş Türküler grubunun konseri de büyük ilgi gördü. Konser alanının hınca hınç dolduğu konserde Türkçe, Kürtçe ve Süryanice türküler seslendiren grubun türkülerini modern halk danslarıyla süslemeleri konseri izleyenlere ayrı bir keyif yaşattı. Düzenlenen bu konserin ilgi çeken diğer yönü ise konserden elde edilecek gelirin UNICEF'e aktarılacak olması oldu. Gecenin son etkinliği ise İzmir'den gelen Tepecik Senfoni Orkestrası'nın konseri oldu. Bodrum Belediye Meydanı'nda tertip edilen konserde meydan izleyicilerle doldu taştı. Sanatçılar seslendirdikleri türküden arabeske, sanat müziğinden caza, pop müzikten tasavvuf müziğine kadar birçok tarzda eserle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. İkinci Uluslararası Bodrum Karnavalı 6. gününde belediye meydanında düzenlenecek olan Athena konseriyle devam edecek.